Brenda Spencer. 3 Nisan 1962 yılında San Diego, Kaliforniya'da doğmuştur. Amerika'nın ilk kadın okul keskin nişancısıdır. 29 Ocak 1979'da 16 yaşındaki Brenda Spencer, ailesinin evinin karşısındaki evden 22 kalibrelik bir tüfekle San Diego'daki Grover Cleveland İlköğretim Okulu'na ateş ettiğinde 2 kişiyi öldürdü ve 9 kişiyi yaraladı. Brenda'nın ebeveynleri o daha bebekken boşanmıştı ve Brenda babasıyla birlikte yaşıyordu. Bir komşusu bir keresinde 5 yaşında Brenda ile arkadaş olmaya çalıştığında oyuncak bebeğinin kafasını kopardığını söylemişti. FBI profil uzmanı Ken Dash DeLong, oyuncak bebek sakatlığının daha sonra katil veya takipçi olan çocuklarda ve gençlerde gözlemlenen bir şey olduğunu söylüyordu. Bebeğin sahibine karşı bir öfke gösterebilir. Aynı zamanda evde biri tarafından taciz edildiğinin bir işareti de olabilirdi, diyordu. 29 Ocak 1979 Pazartesi günü normal bir gün olarak başlamıştı. Kuşlar cıvıldaşırken çocuklar okula gidiyorlardı. 16 yaşındaki Brenda Ann Spencer, San Diego, Kaliforniya'daki Grover Cleveland İlkokulu'nun yolunun karşısında ilkokul öğrencilerinin yatak odasının penceresinden derse hazırlandıklarını izliyordu. Bekar babası işe gittiği için evde yalnızdı. Brenda okula hazırlanmak yerine babasından bir Noel hediyesi olan Ruger marka 22 kalibrelik tüfeği almayı tercih etti. Çoğu kişi eski FBI profil uzmanı Kendall DeLong'un Brenda'nın silahını satın alarak babasının o gün olanlardan sorumlu olduğu yönündeki sözlerine katılıyorlardı. Brenda tüfeğini yatak odasından okul bahçesine doğrulttu. 9 yaşındaki Cam Miller mavi bir yelek giyiyordu. Mavi, Spencer'ın en sevdiği renkti. Bu yüzden onun ilk kurbanı o olacaktı. 22 kalibrelik tek bir kurşun sırtından girip Cam'in göğsünden çıkmıştı. Brenda çarpıcı bir isabet oranıyla 7 kez daha ateş etti ve 7 çocuğu daha yaralamayı başarmıştı. Müdür Barton Wrack, silah sesleri başladığında ve dışarı koştuğunda okul öğrencilerinin yere düştüğünü ve düşmeden önce acı içinde çığlık attığını gördüğünde öğretmen Daryl Barnes ile konuşuyordu. Yaralanmayanlar ne olduğunu anlamadan etrafa bakınıyorlardı. Okuldaki kimse silah sesinin nereden geldiğini bilmiyordu. Barnes ve Müdür Wrack çocukları siper almak için bahçeye koştular ve okula götürmeye yardım etmek için cesurca ateş hattına atladılar. 3 el ateş daha edildi. Müdür Wrack kalbinden vurularak orada öldü. Müdürün ölümünü izlemesine rağmen Barnes çocukları ateş hattından kurtarmaya devam etti. Spencer ona da ateş etti fakat ıskaladı. Okulda bulunan veli Michael Schuchar hala hayatta olan Wrack'ı güvenli bir yere çekmek için yanına koştu. Spencer 3 el ateş etti ve Schuchar'ı ölümcül bir şekilde vurdu. O sırada polis okuldaki silahlı saldırıya müdahale etmeye başlamıştı. Memur Robert Robb gelirken boynundan vuruldu ama hayatta kaldı. Polis Spencer'ın ateş hattının önüne bir çöp kamyonu getirdi ve siper aldı. Brenda ateş etmeyi bırakmadan önce olay zaten haberlerdeydi. 36 mermi ateşledikten sonra Spencer yaklaşık 7 saat boyunca evinin içinde barikat kurdu. Oradayken bir gazeteci bir şekilde ev telefonunu buldu ve onu aradı. Ona bunu neden yaptığı sorulduğunda ise "Pazartesi günlerini sevmiyorum" yanıtını verdi.
Daha sonra polis arabulucularıyla da konuşarak vurduklarının kolay hedefler olduğunu ve ateş ederek çıkacağını söyledi. Ancak sonunda ikna edildi ve teslim oldu. Bir okulu havaya uçurmak için bir motivasyon kaynağı olarak pazartesi günlerini sevmiyorum gibi çok küstah, alaycı ve duygusuz bir yorum kabul edilemezdi. FBI profil uzmanı Kendash DeLong, Brenda Spencer'ın vurulma sırasında akıl hastası olmadığını ve ne yaptığını çok iyi bildiğini söylüyordu. Olayda iki kurban vardı. Müdür Barton Wrack ve Veli Mike Sukar. 8 öğrenci ve bir polis memuru ise yaralanmıştı. Ateş ettiği 30 mermiden 11 kişiyi 11 vuruşta vurdu. Yani hepsini bir kez vurmuştu. Nisan 1980'de Spencer birinci derece cinayet ve ölümcül bir silahla saldırıdan suçlu bulundu ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Spencer, şartlı tahliye duruşmalarına rağmen cezaevinde kaldı. Babası Wallace Spencer hala olayın gerçekleştiği evde yaşıyor. Wallace Spencer, kızından daha genç bir kadınla evlendi ve bir kızı oldu. Olaydan 20 yıl sonra Spencer, babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Fakat herhangi bir kanıt bulunamadı. Brenda Spencer, Amerika'nın ilk kadın okul nişancısıydı.